Sözcü Televizyonu'ndan İyilik Sağlık Programı'ndan herkese merhaba. Sokrates'in de dediği gibi önemli olan yaşamak değil, iyi ve sağlıklı yaşamak. O yüzden bizler de iyi olmanın yollarını, sağlıklı kalmanın yollarını arayacağız alanında uzman isimlerle. Bugünkü konuğum radyoloji uzmanı, uzman doktor Sühendan Coşan. Hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Şimdi iyi olmak, sağlıklı kalmak, kaliteli bir hayat sürmek sadece beden sağlığıyla beraber mümkün kılınmıyor. Ruh, beden, zihin dengesini bir arada tutmamız gerekiyor. İnsanın kendini zinde hissetmesi, mental olarak zihnen ve ruhen de iyi hissetmesiyle mümkün kılınabiliyor. O yüzden bunlar yaşamımızda bir bütün olarak mevcut değilse zaten kendimizi zinde ve sağlıklı da hissedemiyoruz ve stres baş gösteriyor hayatımızda. Şimdi stresle mücadele etmenin yollarıyla başlayarak daha sonra stresin yol açtığı hastalıklar ve tedavileri nasıl engellediği ile devam edelim. Öncelikle kendi hikayemden küçücük bahsetmek istiyorum. Yani radyoloji uzmanıyken, ki radyoloji bilmeyen seyircilerimiz için hatırlatayım, hani görüntüleme yöntemleriyle ilgili bir dal. Yani ultrason, Doppler, tomografi gibi, yani hastalıklar oluştuğu aşamasından sonra siz onu görüntülersiniz, bir teşhis koyarsınız ve klinisyene yönlendirirsiniz. Klinisyen klasik tıp yöntemleriyle cerrahi ya da ilaçla tedavi eder. Ben 20 yıllık radyoloji uzmanlığım döneminde hastaların sürekli geldiğini gördüm. Yani ağrıları oluyor, sürekli geliyorlar, kronik hastalıkları var, bir takım tedaviler uygulanıyor ama bir şekilde o süreç bir türlü evrilmiyor, iyileşmiyor. O yüzden hep o dönemde bunun daha ötesi olmalı. Ya bu hastalara çok daha fazla yardım edilebilir duygusuyla aslında bütüncül tıp dediğimiz alana doğru bir yönelim gösterdim. Bundan bir 6-7 sene önce, hani burada niye radyoloji uzmanıyken böyle bir dala yönlendim diye onun cevabını vermek istedim. Şunu fark ettim ki biz klasik tıpta, yani modern tıpta hastalıklar ortaya çıktıktan sonra tedavi etmeye çalışıyoruz. Oysa ki burada siz ruh, zihin ve beden bütünlüğünden bahsettiniz. Küçücük bununla girmek istiyorum. Ruh, zihin, beden aslında insanı ifade eden bir üçlü. Bunlar ayrı ayrı değil, bu bir bütün. Yani insan bir bütün, insanın bir takım yönleri var. Ruhu, sağlıklı olmak da zihni, zaten bütünsel olarak bakılması kesinlikle gereken bir şey ve siz de böyle yaklaşıyorsunuz. Evet, evet. Yani o yüzden hani bütüncül tıbbı sizden dinlemek de gerçekten çok daha güzel oldu. Teşekkür ederim. Ben de elimden geldiğince cevaplamaya çalışacağım. Şimdi ruh, zihin, beden ne demek öncelikle? Yani insan neden bir bütün? Bunu kısacık konuşalım. Şimdi insan dediğimiz yapı, aslında gördüğümüz bir fizik bedenimiz var. Bu bir organizma. Ama biz hayvanlardan farklıyız. Yani milyarlarca yıllık bir evrim var. Bu beden bu evrimle birlikte kayıtlar alıyor, hayatta kalmayı öğreniyor, evrimleşiyor. Ama ben neden farklıyım bir hayvandan? Benim bir düşünce sistemim var. Beyinde nöron bağlantıları var ve ben bu bağlantılarla hayatta kalmayı hayvanlardan biraz daha farklı algılıyorum. Bağlantılar kuruyorum, hesaplamalar yapıyorum, neden sonuçları biliyorum, geleceğimi programlıyorum. Daha fazla kayıt tutuyorum. Dolayısıyla buna zihin diyoruz. Yani düşünce süreçleri, bakış açıları. Ve bir de ruhumuz var. Bunların da ötesinde bizim bir öz cevher dediğimiz, bizi bunlardan da fazla yapan ruhumuz var. Biz buna biraz da enerji de diyebiliriz. Şimdi bu üçlü aslında benim farklı yönlerim, insanın farklı yönleri. Benim bu bütünselliğimde problem herhangi bir yerinde ortaya çıkabilir. Yani benim düşünce sistemimde, duygularımda, işte psikolojik sıkıntılar ortaya çıkabilir. Bedende ortaya çıkabilir ama hepsi bir semptomdur. Bunlar bir sorunun, yani altta yatan, aslında bir süredir olan bir sorunun ifadesidir sistemde. Bir yerde bir problem çıktığı zaman zaten diğer taraf da etkileniyor. Şimdi tabii, bedende bir problemle karşılaştığımız zaman ister istemez hayatımız zorlaşıyor ve bu sefer ruhumuz da sıkılıyor, zihnimiz de daralıyor. Evet. Hem düşünememeye başlıyoruz sadece çünkü ona odaklanıyoruz. Kesinlikle. Ve olumsuza odaklanmaya meyilli daha doğrusu insan. Hem de zaten psikolojik olarak o rahatsızlığı hissettiğimiz için hayattan keyif alma oranı da düşüyor değil mi? Tabii, bir başınız ağrıdığında bir denge hayat yani duruyor gibi geliyor, bir grip oluyorsunuz. Aynen öyle, yani ayırmadığımızda, yani psikolojiyle bedeni ayırmadığınızda bunu çok daha iyi anlıyoruz. O yüzden neden hasta oluyoruz ya da sağlığımızı en iyi şekilde nasıl koruyabiliriz?
Bu soruların cevabı buna bütünsel olarak bakmakta. O yüzden de yaklaşımlarımız bu şekilde. Peki bunların dışında bütüncül tıp dediğimizde aklımıza gelmesi gereken başka şeyler var mı? Yani ben aslında kliniğimde bir şekilde psikolojik şekilde tedavilerin yanında biyorezonans tedavisi yapıyorum. Şimdi dediğimiz gibi hani alternatif tıp dediğimiz ya da bunu alternatif demek istemiyorum. Destekleyen tedaviler demek istiyorum. Yani şöyle anlaşılsın da istemem. Klasik tıbbı yadsımıyoruz. Klasik tıp gerçekten bir hastalık ortaya çıktığında devreye girmeli ve biz bunu yadsımamalıyız. Ama ne yapıyor? Hani bedene dönük artık ortaya çıkmış. Peki ortaya çıkmadan önce yapılabilecek şeyler var mı? Bizim titreşim tıbbı dediğimiz bir tıptır bu. Bizim bedenimiz de aslında bir titreşim yumağı. Bugün klasik fizik bunu ispatladı yüzlerce deneyle. Atom dediğimiz, molekül dediğimiz de bir titreşimdir, bir dalga hareketidir. Bunlar yan yana geldiğinde yavaşlar ve ben onu madde gibi görürüm. Dolayısıyla benim hücrelerimin, organlarımın da bir titreşimi var. Almanya kökenli bir teknolojidir bu, 30-40 yıldır. Bütün dünyada da uygulanıyor. Hatta bazı ülkelerde hastaneleri de yerleşti. Bizim ülkemizde de bazı üniversitelerle çalışmalar yapıyoruz. Aslında bu frekans düzeyinde yapılan bir tedavi. Binlerce hasta üzerinde deneyler yapılmış. Bizim organlarımızın sağlıklı çalıştığı bir frekans aralığı var. Buna göre programlar oluşturulmuş. O düzeyde bir tedavi metodudur, biyorezonans tedavisi, ama bunun yanında işte hacamat, ozon tedavileri, işte IV tedaviler var. Bir sürü böyle hani destekleyici demek istiyorum tedavi yöntemleri var bütüncül tıpta. Bunun yanında destek tedavileri de bununla birliktedir. Yani ağızdan alınan vitaminler, mineraller bu şekilde bedeni destekliyoruz. Bunlar da bütüncül tıbbın tabii içine girebiliyor yani. Kesinlikle giriyor, çünkü sizin sisteminizin bozulmasının nedenleri var. İlk nedeni, bir kere buradan başlayalım, hücreye doğru inelim. Bunun psikolojik kökeni ne? Beden hayatta kalmak istiyor bedeniniz önce. Bu evrimden gelen bir şey. Hayvanlarda savaş kaç modeli vardı. Yani bir ceylan böyle yiyordu, içiyordu. Fakat aslanı gördüğü zaman kaçması gerekiyor. Kaçması için de o kasların, beynin, kalbin iyi çalışması lazım. Kalp kan pompalayacak. Ve bütün kanı işte bağırsaklardan, iç sistemden çekiyor ve bu organlara veriyor. Bütün sistem duruyor. Sadece savaşmaya dönük. Ceylan kaçıyor, tamam, tehlike geçti, tekrar böyle rahatlıyor, yiyor, içiyor, yatıyor. Fakat bu mekanizmayı biz bırakamadık. Yani modern dünyada kronik stres içindeyiz. Yani biz evimize geldiğimiz zaman, oh tamam, gün bitti, ben bir rahatlayayım, şöyle kahvemi içeyim diyemiyoruz. Aslında güzel ve sağlıklı bir yaşam biçimini benimsememizi sağlıyor değil mi bu tedaviler? Tabii. Ya da bu hastalıkların tanısını belirlemedeki bu etkenler. Evet, zaten burada başlıyor her şey. Yani kronik stresle birlikte benim sistemimde sürekli bir stres olduğunda vücuttaki bu mekanizma sürekli stres hormonlarıyla sistemi bozmaya başlıyor. Birinci bozulma burada başlıyor. Şimdi stresle birlikte bu stres hormonları sistemi bozunca hücre düzeyinde yani bu bozulmayla beraber o stres hormonları bağışıklık sistemini bozuyor. İşte sürekli bir şeker yüksekliğine neden oluyor. İşte insülin direnci, şekerin sürekli yüksek olması, işte diyabet. Sonra vücut yağ tutmaya başlıyor kendini korumak için. Bağırsak problemleri başlıyor, sindirim problemleri. Çünkü kronik streste sindirim durur önce. Yani aslında nasıl ki alerjimiz olduğu bir, evet, gıdayı tükettiğimiz zaman vücudumuz strese giriyor ve ona, aynen, göre tepki gösteriyor. Evet. İşte ne bileyim, mesela alerjimiz olduğu bir ürünü tükettik. İşte ya kabarmaya başlıyoruz ya nefessiz kalıyoruz. Ya bu tarz tepkimeler gösteriyoruz. Niye diğer hastalıklarda da böyle stresler olmasın değil mi? Tamamen bunu tedavi etmek amaçlar. Tabii bütün bu söyledikleriniz aslında vücudun gördüğü zarar. Yani dışarıdan tehdit algısı da vücut için bir tepki. Yediğim zararlı yiyecekler, işte işlenmiş gıdalar, zararlı yiyecekler vücuda girdiğinde vücut diyor ki yolunda gitmeyen bir şey var, tehlike geldi, tepki göster. Ya da alerjiler, tepki göster. İşte intoleranslar var, yememem gereken toksinler var, ağır metaller var, dışarıdan gelen virüsler, bakteriler var. Vücut bütün bunlara, ya da negatif düşünceler,
Yani benim bu da zihnimde. Yani aslında ben dışarıyla bir tür sürekli temas halindeyim ve dışarıdan gelecek zararlı herhangi bir şey, fiziksel veya psikolojik, yani kayınvalidemi tehdit olarak görüyorsam söylediği bir şeyi de ben tepki gösteriyorum. Hatta bazen söyleyemiyorum ona, cevap veremiyorum. Ürtüker oluyorum, alerjilerim artıyor. Niye arttı? Ve sorarız hastaya, ne oldu son zamanlarda? İşte kavga ettim der ya da bana karışıyor, söyleyemiyorum. Beden tepki veriyor. Bunlar aslında dışarıdan gelen herhangi bir zararlı etkene bedenimin verdiği tepkiler. Şimdi burada niye beden bir tepki veriyor ve bir ifade ediyor? Diyor ki bir şeyler yolunda değil diyor beden bize. Yani bu bir hastalık da olur. Kronik hastalıklar, işte otoimmün hastalıklar, işte şekerdi, diyabetti ya da alerjilerdi, ağrılar, işte migren. Beden bir şey söylüyor bana. Bunun nedeni yediğim, içtiğim mi? Alerjiler mi? Vücuduma giren yabancı gıdalar mı? Toksinler, ağır metaller mi? Yaşam şeklim mi? Yani en fazla aslında kronik strese neden olan, vücuda zarar veren şey düşünce sistemimizdeki de sıkıntılar. Yani negatif bakmak. Hayata zaten bakış açımız biraz da gerçekten yaşadığımız şeyleri de olumsuz bakıyorsak hayata, tabii ki daha çok olumsuzlukları görüyoruz ve hep benim başıma kötü şeyler geliyor, evet, diyebiliyoruz. Ve bu bizi daha çok strese sokuyor, bağışıklık sistemimiz düşüyor. Bağışıklık sistemi düşünce de otomatik olarak zaten hastalıklardan kaçamıyoruz, değil mi? Kesinlikle bu düşünce sistemi bence en önemlisi. Bizim modern tıpta ya da üniversitelerde stres faktörünü üzerinden hızlı geçildi. Hala da bence tam anlaşılmış değil. Çünkü toplum olarak hani dışsal faktörlerden çok etkileniyoruz. Bir de atalardan gelen kodlar var ya da anne babamızın yetiştirilme şekli var. Olmazsa olmazlar var. İşte böyle bu üniversiteye gidersen böyle olur. Ne bileyim işte şöyle bir evlilik yaparsan böyle olur. Ve sürekli bir negatif düşünme, şikayet. Şimdi beyin negatifi düşündüğü zaman zaten sistem sürekli tehdit algılıyor. Ya öyle değil, hayata da bütüncül bakmak lazım. Yani biz kendime nasıl semptomatik bakarsam, yani işte başım ağrıyor, ilaç iç. Hayır, burada bir şey oluyor. Hayata da semptomatik bakma eğilimindeyim. Yani birisi bana öfkeyle bir şey söyledi. Eyvah, bunu bana nasıl söyler? Onu niye söyledi bir kere? Yani bir durup düşünmek lazım. Yani burada o ne hissediyor da ona o tepkiyi verdi? Onu yaptığında ben ne hissettim de ben buna bu kadar tepki verdim? Biraz daha böyle farkındalığın artması lazım. Yani biz böyle direkt etki tepki üzerinden yaşıyoruz ya. Tehdit olmamasına rağmen bir tehdit algısı ve bir reaksiyon üzerinden. O yüzden hayata da böyle bütün bakabilmek. Anneysem çocuğum, yani ne oluyor? Mesela çocuk ağlıyor. Yani çocuk niye ağlıyor? Bir bakmam lazım. Karnım acıktı, bir şeye mi ihtiyacı var? Ne yapıyor? Kızıyor, ağlama. Beden de böyle bir şey. Beden ateşi çıktı. Ateş düşürücü var. Ateşini yükseltme. Yani niye böyle oldu? Ya da ben bir konuda üzülüyorum, daralıyorum. Ben buna niye üzüldüm? Yani bunu hakikaten üzülecek bir şey var mı? Yani bu farkındalığı kazandığımız zaman da günlük hayatta bizi ya da çoğumuzu strese sokabilecek pek çok şeyi stres olarak algılamayı da bırakıyoruz. Ve farkındalık yükselince de belki de bakış açımız daha da olumlu olunca o stresle beraber düşen bağışıklığı da daha dengede tutabiliyoruz, değil mi? Tabii pozitif bakmak, yani pozitifi bulmak. Yani benim en hani önereceğim şey bu. Yani bunu yakalamam lazım kendimde. Yani gerçekten burada beni bu kadar strese sokacak bir konu var mı? Ben burada ne düşündüm? Ne hissettim? Nasıl düşünürsem bunun içinden çıkabilirim. Yani anlık olaylarda böyle düşünebilirim. Ya da genel anlamda benim önerim şu: sabah kalktıkları anda hayatın pozitiflerini özellikle bulup seçsinler. Çünkü sistem iki türlü çalışır. Bir işte vagus siniri dediğimiz, parasempatik sistem dediğimiz kendini rahatlatma. Bu ne demek? Her şey yolunda, beden bunu bilirse o zaman ben sindirimimi yapabilirim. Beden böyle diyor. Yediğim içtiklerimden vitaminlerimi üretebilirim. İşte proteinler üretebilirim. Sorun yok. Kendime böyle bakabilirim, gelişebilirim. Çünkü her şey yolunda dışarıda. Eğer dışarıda her şey yolunda değil, algım sürekli olursa bütün bu kendime faydalı süreçler, yani buna hormonlar dahil, işte büyüme hormonu deyin, tiroidler deyin, işte
kadınlık, erkeklik hormonu, yani bütün bana iyi gelecek sistemlerimi sürekli askıya alıyor sistem. Ve baskılıyorsunuz. Sürekli baskılıyor. Ve bunlar da farklı davranış bozukluklarına sebep olabiliyor. Mesela yeme bozuklukları evet, gibi. Evet. Çünkü her şey stresle burada değişebiliyor. Özellikle veya işte yanlış öğrenimlerle, ama biz şimdi burada stres boyutunu konuşalım istiyorum. Yani ya çok yemeğe dönüyor stresliysek, çünkü yani yemeğe odaklanıp stres yaptığımız konuyu çok düşünmemeye çalışıyoruz. Veya çok üzülüp stres yaptığımız zaman tamamen yemeden kaçınıyoruz. Yani kendimizi aç bırakıyoruz. Belki cezalandırma modeli gibi bir şey bu. Ya da başka takıntılar oluyor. Bu sağlıksız, bundan kaçayım. Aman en sağlıklısını bulayım, en organini bulayım da onunla besleneyim gibi takıntılar oluşabiliyor, değil mi? Az önce konuştuğumun devamı ile söz etmek istiyorum. Beslenme sadece fiziksel beslenme değildir. Yani bedenimin ya da sistemimin, işte bu ruh, zihin, beden sisteminin beslenme ihtiyacı var. Az önce söylediğim gibi beslenme dışarıdan almak demektir. Güzel şeyleri almak. Bu güzel şeyler sevilmek, desteklenmek. Şurada oturuyoruz, bakın ne kadar güzel. Yani burada oturduğumda şu doğanın bir enerjisini hissetmek, sevdiğim biriyle oturduğumda onun o duygusunu almak. Bu ya da güzel bir kariyerde istediğim şeyi yaparken onun kalıcı hazını almak, bu bir beslenmedir. Ve evet, bir de fiziksel beslenmem var. Yani ikisine de ihtiyacım var. Burada eğer psikolojik beslenme sıkıntı olursa, bu da neden oluyor? Gene stresten. Çünkü az önce ne dedim? Bütün sistem duruyor. Şimdi savaş modunda nasıl alırsınız? Siz şimdi evde yemek yiyeceksiniz. Dışarıda askerler işgal etmiş şehri. Oturup nasıl yemek yiyeceksiniz, değil mi? Kalkıp savaşa gidiyorsunuz. Beden de böyle. Psikolojik almayı, o hissetmeyi, mutlu olmayı askıya alıyor. Kronik stres ve savaş modunda. Ne oluyor? Biz sizinle otururken kafam bir yerde oluyor. Sürekli tetikteyim. Bana güzel bir şey söyleseniz duymuyorum. Sevgilim bana sarılsa hissetmiyorum. Çünkü kafamda sürekli o stres var, kaygı var. O zaman sistem enerjisel olarak beslenmiyor. Beslenmediği zaman da o serotonin, dopamin dediğimiz vücudumuza iyi gelen, bizi mutlu hissettiren hormonlar salgılanmıyor. O zaman beden başka bir şeyle enerjisini yükseltmeye çalışıyor. Bu kimisinde madde bağımlılığı, kimisinde alkol, kimisinde aşırı alışveriş, kimisinde de yeme bozukluğu. Bu aşırı yemekten bahsediyorum. Yeme bozukluğu olarak ortaya çıkıyor. Bütün gün stresli eve geliyor, yemeğe saldırıyor. Çünkü sistemi bir şeyle rahatlamaya çalışıyor. Şimdi bu hem böyle bir yönü var. Artı sizin söylediğiniz, hani bir şeyde çok takıntı yapmak, yani sağlıklı beslenmeyi takıntı yapmak da neticede psikolojik bir konu. Burada denge çok önemli bir şey, denge. Yani bir şeyin dengesi kayıyorsa mutlaka bunun altında psikolojik bir sebep vardır. Ben kendime çok iyi bakacağım diye bu sefer de aşırı dikkat ettiğinizde bunun altında yine bir kaygı vardır. Yani her şeyi kontrol etme isteği olabilir. Yine sağlıksız olma kaygısı olabilir. Yine sisteme bütün bakmak lazım. Yani bunlar, çünkü sisteme siz bütüncül bakıp da rahat olursanız, her türlü beslenmenizi sağlarsanız sistem tolere ediyor zaten. Yani bir an kaçak yapabilirsiniz. O an güzel bir ortamdasınız. Hani bir şey yiyebilirsiniz ama sistem onu atar, çünkü rahat sistem. Detoks yapabiliyor. Yani kendinden onu uzaklaştırabiliyor, çünkü sistem rahat işliyor. Ama dediğim gibi stres faktörü varsa onu da tolere edemiyor sistem ve bunlar yavaş yavaş biriktikçe bu sefer stres artıyor. Çünkü yediğimiz, içtiklerimiz de aslında bizde önemli. Yani burada sindirim sistemi de çok önemlidir. Zararlı gıdaları yemek, işte toksinler, elektromanyetik maruziyetler vücuttaki bağışıklık sistemini bozduğu için, özellikle sindirim kanalından, bağırsaktan, vücutta bir inflamasyon oluşturur. Bu inflamasyon beyni etkiler ve sinir sisteminde daha fazla hassasiyet oluşturur. Siz zararlı beslendiğinizde anksiyeteniz, depresyonunuz artar. Depresyonunuz sizin işte bedeninizi bozar, bağışıklık sistemini bozar ve bir kısır döngüye giriyor. Ve bir şeyi daha çok yapmamız da ister istemez duygusal açlık da oluşturuyor, değil mi? Daha aşırı yemeğe yönelme veya işte diğer bağımlılıklar vesaire, bunların hepsi duygusal açlıktan da oluşabiliyor dedik diğer uzmanlarımızla da. Siz de tam olarak bu noktaya parmak basıyorsunuz. Evet. Gerçekten ne kadar önemliymiş bu duygusal doyuma ulaşabilmek. Bunu nasıl yapacağız peki? Burada kendi kendimize o stresle mücadele etmenin yöntemi ne olmalı?
Öncelikle ne istiyorsak onu yapmalıyız. Bu çok önemli. Yani benim bütün bu savaş modundan bir çıkıp gerçekten diyorum ya, kişi yani kalıcı haz, kalıcı doyum, beslenme, kişi kendin zevk aldığı, hakikaten mutlu olduğu şeyleri yaptığında olur. Diğerleri daha geçicidir. Yani toplumun getirdiği, sistemin getirdiği dayatmalarla yapılan şeyler. Şimdi ben bir sanatçıyım, diyelim ki heykel yapıyorum. Beğenilsin diye heykel yapıyorsam, o beğenildiğinde mutlu oluyorum, beğenilmediğinde mutsuz oluyorum. Ama ben onu gerçekten içten gelen bir motivasyonla yapıyorsam, o yaratıcılığım hem zaten çok yüksek oluyor ve yaptım, hani ne kadar güzel yaptım diyorum. İşte bu kalıcı haz. Bu kalıcı haz için içteki sesi duyabilmem lazım. Bunun için de en önemlisi dış faktörlerdeki bu negatif düşünme, işte başkaları ne der? Ya bu da çok önemli. Babana bile güvenme. Yani hele günümüzde herkes birbirine olan güvenini kaybetmeye başladı. Çok üzücü. O zaman daha çok bariyerler koymaya başlıyorum. O zaman beslenemiyorum. Yani iki türlü beslenme çok güçlüdür. İstediklerimi yapabilmek bu kariyerde olsa. Yani benim önerim gerçekten ne istediklerini duymak için kendilerine yönelmeleri, kendilerini sevmeleri, kendilerini sevmenin yollarını aramaları. Hakikaten bunu her gün kendine yönelip değerli olduklarını hatırlamaları. Başarılı olduğumuz için, çok para kazandığımız için, birilerine yardım ettiğimiz için değerli değiliz. Biz varoluşumuzda çok güçlü ve değerli yapılarız. Bunu fark etmek ve kendine çevirmek bakışı. Bunun farkındalığı biraz daha sanki günümüzde de çok zor. Özellikle daha baskıcı ailelerde yetişen bireyler kendi değerlerinin farkına belki varamıyor. Varıyorsa da belki de çok çok zor varabiliyor. Burada kendilerini hatırlatmaları gereken şey belki, hani çünkü mesela şunu yapabiliriz. Bir süre ben farkında değildim diyelim ki kendi değerimin, ama sonra farkına vardım. Ben değerliyim dedikçe, buna inandıkça değerli olduğumu hissedeceğimin farkında olabilirim. Ama bir başkası bunu yapmanın bile onu daha değerli hissettireceğinin farkına varmayabilir. Bu noktada yapılması gereken şey nedir? Kendi kendine bu farkındalığı nasıl edinebilir? Yani tabii ki bununla ilgili çeşitli yöntemler var, terapi yöntemleri var, ama günümüzde gerçekten artık bunlar zor erişilir konular da değil. Sistem bir şekilde bir taraftan çok zorluyor aileler, ama bir taraftan da bunun yollarını da açıyor. Eğer bir destek, profesyonel destek almıyorlarsa kendi kendilerine ne yapabilirler? Gün içerisinde bir diyelim ki çok yemek yiyor, yani ya da fark etmediği bir tepki gösterdi bir konuya. Dediğim gibi içine dönüp ya ben burada ne hissettim? Bu çok önemli, yazmak. İnsanın kendini dinlemesi. Evet, kendini dinlemesi. Ben burada ne düşündüm? Yani sizle konuşurken diyelim ki siz böyle bir yüzünüz bana biraz asık konuştunuz benimle. Şimdi içeriden ben de üzüldüm, gerildim. Ya ben niye gerildim? Şimdi burada şu düşünce sistemine girmiş olabilirim. Ya işte bugün de demek ki hani güzel mi değilim, iyi mi giyinmedim, ya da hani sözlerimde bir sıkıntı mı var? Ne kadar da gergin bakıyor bana gibi hemen tık tık düşünceler aslında gelir. Aslında kendimizi dinleyip bir şeylerin farkında olduğumuz zaman günlük hayatta karşılaştığımız her olayın kişisel olmadığının da kesinlikle farkına varıyoruz. Kesinlikle söylemeye çalıştım o. Halbuki siz yorgunsunuz ya da sizin de canınız sıkın. Benimle hiç alakası yok. Artı benimle alakası olsa ne olur? Ayrıca. Yani evet. Ben kendimi seviyorsam, kendimden eminsem. Çünkü insan beyni, insan organizması gerçekten muhteşem bir yapı. Yani dediğim gibi ne bu beden ne zihin. Bunun da ötesinde mevcut bize öğretilmiş olasılıklar, annemden babam veya sistemin bana öğrettiği olasılıklar var. Bana şu öğretiliyor. Bu olasılıkların var, bu bilgi var. Bunun dışına çıkarsan tehlikedesin. Hayır, benim bilmediğim sistemde sonsuz olasılıklar var. Ben kendi istediğim bir yolu seçtiğimde bu kendi içinde kendi yollarını yaratıyor. Burada bir belirsizlik yok. O adımı atmak. Ya öncelikle bir öğrenilmiş çaresizlik içindeyiz. Dediğiniz gibi anne baba ya çok büyük hedefler koyuyor, çocuğa yetersiz hissettiriyor, ya da bunu söylüyor zaten yapamazsın diye.
İki, yaşamla ilgili tehdit algısı bize veriliyor. Eyvah, ülke şöyle, ekonomi şöyle, savaşlar. Şimdi ben ne yapacağım? Yani dışarıda tehdit her var. Her taraftan bir baskı altındayız. Evet, içeride yetersiz hissediyorum. LGS'den tam olmazsam hayat duruyor. İşte ne bileyim, şu mesleği yapmazsa. Hayır, böyle değil. Gerçekten böyle değil. Ben bir kere kendim şuna kesinlikle inanmalıyım. İnsan beyni öğretilenin dışında sezgisel olarak da araştırarak da öğrenerek de çok daha fazla olasılığı tespit edebilir. Bir kere ben bunu kendimdeki bu güce inanacağım. Bunu tespit ettikten sonra attığım her adımın, yani tabii araştıracağım bununla ilgili, attığım her adımın da bir sonraki adımı tetiklediğini, yeni yollar açtığını, hatta o güne kadar tahmin bile etmediğim olasılıkları önüme getireceğini bileceğim. Bu ne demek? Bu özgürleşmek demek. Ya bazen aslında mutsuz olmaktan bile korkmamak gerekiyor, değil mi? Evet. Çünkü bazen mutsuz olduğumuz şeyler daha umut getirecek kapılar açabiliyor. Tabii tabii. Yani o zaten mutsuz olmak gene bize öğretilmişlerle alakalı bir şey. Yani neden mutsuz oluyorum? Ya orada bana bir şey hissettiriyor da kaygıya giriyorum. Yani orada bana bir şey veriliyor. Hayır diyorum, bu yetmez. Niye kaygım var? Ya yetsin. Küçük adımlar aslında büyük mutluluklar. Ya da kendimize odaklanmak, hayatı keşfetmek. Çocuk enerjisi nasıldır? Aslında o çocuk enerjisini korumak lazım. Yani çocuk hayatı keşfeder ve yani bir Lego yapar, bir şey yapar, mutlu olur. Hep bir keşiftedir. Hayat böyle. Hayat bize öğretilenlerle sınırlı değil. Hayat her an sürprizlerle dolu ve biz bunu keşfetmeliyiz. Ve buna açık olduğumda, yani böyle bir umutla baktığımda, yani geleceğe umutla bakmak, bakın en önemli şeylerden biri bu. Sistemi kapatan, kronik strese sokan şey umutsuzluk enerjisidir. Umutsuzluk bütün sistemi bloklar, zihinsel ve bedensel. Hani bana derseniz ki en kötü şey ne? Umutsuzluk. Ve bu maalesef pompalanıyor. Bilinçli veya bilinçsiz insana pompalanan bir şey. Hayır, umut her zaman var. Çünkü siz kendi geleceğinizi kendi adımlarınızla oluşturursunuz. Umut olduğu anda bakış açısı pozitife kayar. Pozitife kaydığı anda sistem rahatlar, der ki çözüm var. Çözüm var dediği anda çözüm aramaya başlar. Çözüm aramaya başladığında da gelmeye başlar. Çünkü bununla ilgili araştırmaya başlar. Adım atar. Olur. Atması bir motivasyondur. Adım attığında evet yaptım, başardım der. Her adımda başarma hissi o dopamini, serotonini artırır. Ve bu gitgide bu böyle büyür ve geleceğe doğru ilerlemeye başlar. Takıntıların, bir şeyden çıkamamanın sebebi kişinin geleceğe dair korkuları ve umutsuzluğu. Beyin geleceğe odaklanamadığı zaman, umutsuz olduğunda mevcut konfor alanına takılma eylemine girer. Bu işi olur, eşi olur, ne bileyim çok basit komşusu olur, der ki ya kadına taktım unutamıyorum diyor. Takıyor beyin. Çünkü takarsa güvende. Bırakırsa takma ilerlemesi gerekecek ama nereye ilerleyecek? Bir bilinmezliğe gidiyor. Bilinmezliğe gibi geliyor ama değil. İşte orada sistemin bizim adımlarımıza göre şekillendiğini, bir sürü dediğim gibi olasılık olduğunu kendimize hep hatırlatmamız ve pozitif bakmanın yollarını bulmamız lazım. Negatife bakmak, tehdit algısı bize atalarımızdan, annemiz babamızdan gelen bir şey ve kişinin bu kararı vermesi lazım. Yani ben bundan ibaret değilim ve özgürleşeceğim, kendimi bulacağım. Zaten siz kendi yolunuza odaklandığınızda iç sesinizi duymaya başlıyorsunuz. Buradan gelen istekleri, motivasyonu ve bu kararlarınıza güvendiğinizde zaten sistem takılmıyor. Hedefe odaklanıyor. Hedefe ilerlediğinde de ne yapacak o zaman? İşte sisteminiz de rahatlayacak. İnanın kronik hastalıklar kalmaz, problemler kalmaz, hasta bile olmazsınız. Yani şimdi her şeye stresli bakış açısı da gerçekten bağışıklık sistemimizi çok etkiliyor. Ve dediniz yani kronik rahatsızlıklar bile kalkar diye. Şunun farkındayız artık belki son yıllarda, belki son 10 yılda. Bir kanser hastasının tedavi sürecindeki moralinin ne kadar iyi olduğuyla çok ilişkili tedaviye verdiği cevabın olumlu ilerlemesi. Bu bile gerçekten ne kadar çok etkileniyor ki? Çünkü eskiden kanser savaşılacak bir şeydi ve hep stres olarak algılanıyordu. Ve şimdi artık kronik bir rahatsızlık ve bununla yaşamayı öğrendiğimiz bir dönemdeyiz. Ve bu
burada gerçekten motivasyon, moral yüksekliği, stressiz yaşamak gerçekten ya da stresi iyi yönetebilmenin çok önemli olduğunu öğrendik. Ve sizin de konuşmalarınız tamamen bunu destekler nitelikte. Evet, şimdi bedenle beyin ayrı ayrı çalışmıyorlar. Bunu hiç unutmamak lazım. Bizim hissedemediğimiz, fark edemediğimiz de bizim bir bilinç dışı denen sistemimiz de var. Şimdi burada bunları fark etmek işte konuştuğumuz şekilde önemli. Yaşamak isteği, yani beyin ben yaşamak istiyorsam, yaşamakla ilgili bir motivasyonum varsa beden de buna iştirak edecek. O zaman problemlerini çözecek ve yaşamanın yollarını arayacak. Bu bağışıklık sistemiyle olsun ya da işte bu sistem mekanizmalarıyla, metabolizmasıyla olsun. O yüzden hastalıklar yani umut ve motivasyon, yaşam isteği çok önemli. Yaşamak istemek, almak demek, nefes almak. Yani burada mesela nefes çok önemli. Dışarıdan bir şeyi kabul etmek, güzeli kabul etmek, güzele değerli olduğumu, hak ettiğimi bilmek. Mesela nefesi çok öneririm. Dışarıdan o nefes, unutuyoruz nefes almayı, hızlı hızlı nefes alıyoruz, almıyoruz. Mesela sıkıldıklarında, stresli olduklarında böyle derin burundan derin nefes alıp yani ağızdan şimdi almayı. Şimdi ben bile unutmuştum nefes almayı. Siz söyleyince şöyle derin derin. Fark ettiniz değil mi? O da bir almaktır. Enerji almak, işte kaliteli beni besleyecek gıdalar almak, dediğim gibi sevgiyi, güzelliği almak, almayı kabul etmek, yaşamayı seçmek demek. Yaşamayı seçmek, mutlu olmak, motive olmak ve hayatın içinde olmak demek. Buna böyle baktığınız zaman beden buna kesinlikle iştirak edecek. Bunlar ayrı ayrı çalışmıyorlar. Ama bunu yapmazsanız, yani siz işte zihinle beden kopması, aslında bunlar bir bütün ama biz hissediş olarak kopabiliyoruz. Bu da dediğim gibi yani kafam hep bir yerlerde, hep kaygılıyım, hep stresliyim. Bedenden koptum, bedendeki sinyalleri duymamaya başlıyorum. Bazen böyle içiniz sıkılır, daralır değil mi? Böyle aslında beden bir sinyal veriyordur. Orada bir şey oluyor. Duymam lazım. Yani ne oluyor? Ben bunu nasıl düzeltebilirim? Beden sinyallerini veriyor. Duymadığım zaman bu sinyaller artarak devam ediyor. Ağrılar başlıyor. Ya diyor ki bak sıkıntı var. Ya şu sıkıntıyı çöz. Hayır ben koşturmaya devam ediyorum. Stresime devam ediyorum. Ağrıyı da duymadım. Hastalık başlıyor. Diyor ki beden artık ya artık dur. Yani yatağa düşürüyor. Seni durduruyor. Artık dönüp bakmak zorunda kalıyorsun. O raddeye gelmeden öncesinde rahatlamanın yollarını bulup farkındalık önemli. Bağışıklık sisteminde tabii bu psikolojik faktörler var ama dediğim gibi yediğimiz içtiğimiz gıdalar da çok önemli. Yani bedeninize aldığınız fiziksel yediğiniz o işlenmemiş gıdalar olması, işte gluten, şeker bunlar çok konuşuluyor. Tekrar olmasın ama bunlar bağırsağa girdiği zaman zararlıysa bedene o da bağışıklık sistemini çok bozuyor. Bağışıklık sisteminin bozulması da yani kronik süreçte stresle birleştiğinde yani bağışıklık sistemi aktive olabilir zaten görevi bu. Hem detoks yapmak hem o alerji tepkilerini vermek bu görevi ama rahatlaması lazım zaman zaman. Bizim de onu rahatlamasına izin vermemiz işte stres faktörüyle birlikte. Bu şekilde işte bütüncül tıbba böyle yaklaşmak yani hem konunun psikolojik sorunlarına biz bunlara nasıl yaklaşıyoruz? Eğer bu psikolojiyi bozan konu sadece yeme içme de olabilir. Yani günlük hayatta o kadar stresli değildir ama çok kötü besleniyordur. Çok maruz kalıyordur toksinlere. Biz öyle yaklaşıyoruz. Yani o zaman yemesini içmesini düzenliyoruz. Beden zaten fiziksel bir strese giriyor ve tepki veriyor ister istemez. Aynen. O da beyni ve sinir sistemini etkileyip stresi artırıyor. Onlar böyle bir kısır döngüdeler. O zaman yemesini içmesini düzenleyip işte o biyorezonans tedavimizle biz frekans tedavisi uyguluyoruz. Bağırsakları düzenliyoruz. Silinmesi gereken frekanslar bu bir intoleranslar. Yani beden artık onu hafızaya almış. Reaksiyon gösteriyor. Hem onu diyete sokuyoruz hem de o cihazla bunları siliyoruz. Bağırsak florası çok önemli. Stres bağırsak florasını bozar.
bağırsak florası bozulur, bağırsak geçirgenliği artar. Bu sefer bize iyi gelecek, psikolojimize iyi gelecek vitaminlerin salgılanması bozulur. O toksinler kana karışır. Yani bütün sindirim sistemi, her şey evet. Aslında ne kadar çok etkileniyor ve bozuluyor. Kesinlikle. Değil mi? Ve bütün hastalıkların da önünü açmış oluyoruz. Bağışıklık sistemimizi düşürdüğümüzde, bakış açımızı biraz daha pozitife çevirmediğimizde. Ne güzel anlatıyorsunuz bu arada. Umarım anlaşılır oluyordur. Yani evet, bu çok anlaşılır. Derin ve geniş bir konu. Evet. Ama çok önemli bir konu. Gerçekten. Biz bunları hani tıp fakültesinde görmedik, sonra anladık bunların ne kadar bütüncül olduğunu. Şimdi bütün tıp mezunları zaten modern tıp eğitimi alıyor. Evet. Ve bunlar tercih ediliyor değil mi? Daha sonradan bütüncül tıbbı sizin tercih ettiğiniz gibi. Diğer hekimler de kendileri tercih ederlerse bunların içine girebiliyorlar. Evet, tercih etme. Aslında ayrı değil dediğim gibi. Yani bir hekim bunun, ya ben sadece semptom tedavi etmeyeyim, bunun nedenine de bakayım diyorsa bu alana giriyor. Yoksa hastalar gerçekten o kadar çok mağdur oluyorlar ki oradan oraya giderek. Yani şimdi bir yerde tedavi uygulanıyor, evet. Ama sadece hastalığı tedavi etmeye çalışıyoruz. Yani normal hayatta bile, günlük karşılaştığımız ufak tefek problemlerde dahi nedeni yok etmiyorsak, nedeni ortadan kaldırmıyorsak bir şeyin tekrarlama olasılığını düşürmüyoruz aslında. Tamam, hastalığı tedavi ettik ya da günlük hayatta karşılaştığımız problemi üstünü kapattık. Ama o hala orada, nedeni hala ortada. O neden yeniden o problemi yaşamamıza veya hastalığın tekrarlanmasını önümüze getirecek bizim. Siz aslında buraya bir çözüm bulmak için bu yola geçtiniz değil mi? Tabii. Bir hastalığın ya da durumun ya da bir semptomun sebebini önce bulmak. Çünkü sebebi bulmadığınız zaman tekrar ediyor. Kronikleşiyor. Sebebin o bütüncül bakıp bu psikolojik mi, kronik stresi mi var? Bir karar mı vermiş zamanında hasta olmakla ilgili? Ya da yediği içtikleri mi, maruz kaldığı toksinler, ağır metaller mi, bir virüs bakteri mi var? Yani mesela hani bir örnek vereyim, PANDAS sendromu diye bir şey vardır. Yani çocuklarda streptokok enfeksiyonudur, böyle boğaz şişer. Arkasından birden takıntı ve tik gelişebiliyor. Mesela böyle bir sendrom var. O çocuklarda obsesif kompulsif bozukluk dediğimiz OKB ve takıntı ve kontrol edemediği tikler gelişiyor. Çok ilginç değil mi? Enfeksiyon sonrası oluşuyor. Aslında bunun sadece psikolojik nedeni de olabilir takıntıların. Anneden, evet, babadan gelen genetik faktörler vardır. Ama mesela vücuda girmiş bir bakteri onun immün sistemini tetikliyor. İmmün sistem kendine saldırmaya başlıyor. Teori bu. Ve o çocuk o enfeksiyondan sonra takıntılı bir kişilik haline geliyor. Şimdi burada siz bunu anlamazsanız sadece psikolojik tedavi etmeye çalıştığınızda Peki, da çözülmeyebilir. O enfeksiyon ne yapıyor da obsesif kompulsif bozukluk meydana geliyor? Orada teori şu. Oradaki şimdi vücut dışarı, yani bağışıklık sistemimiz vücudumuza giren bakteri virüslere karşı bir reaksiyon oluşturuyor ya, görevi onu oradan temizlemek. Fakat vücudumuza giren bazı gıdaların özellikleriyle bizim kendi hücrelerimiz birbirine benziyor. O zaman bağışıklık sistemi ona saldırırken kendi hücresine de saldırıyor ve reaksiyonlar, bu tür problemler başlıyor. Mesela Hashimoto içinde böyle bir öngörü var. Mesela gluteni biliyorsunuz, gluten çok konuşuluyor. Gluten proteiniyle bizim tiroiddeki hücrelerimiz birbirine çok benziyor. Siz çok gluten aldığınızda tiroidle ilgili bir hassasiyetiniz varsa, genetikten gelir bu. O zaman vücut o glutene karşı sürekli reaksiyon geliştirirken kendi tiroidine de saldırmaya başlıyor. Ve bizim Hashimoto dediğimiz otoimmün bir hastalık ortaya çıkıyor. Siz burada sadece Hashimoto'ya yönelik bağışıklık sistemini baskılayıcı tedavi uyguladığınızda, hastada gluteni kesmediğinizde Hashimoto'yu düzeltemiyorsunuz. Reaksiyon yani nedeni devam ortadan edip, kaldırmamış nedeni oluyorsunuz. Nedeni ortadan kaldırmıyorsunuz. Siz vücudun, o diyorum ya, bu çok önemli yani. Sıkıntı var diyor, siz sıkıntı yok diyorsunuz, sus diyorsunuz bedene. O da devam ediyor, hayır bir sıkıntı var, sıkıntı var. Bunu duymazsanız, buna kulak vermez ve çözüm bulmazsanız o sıkıntı geçmiyor. O zaman da insan sadece bunlarla uğraşmaya başlıyor. Bunlar yerine insan çok muazzam bir varlık. Yani dediğim gibi potansiyelini ortaya koyan, mutlu olacak, hayattan keyif alacak varlıklarız.
Buna böyle baktığımızda çözüm üretmek daha kolay. Hayattan keyif alınca da gerçekten çözümler geliyor gibi hissediyor insan ve o bile bağışıklık sistemini çok çok yükseltiyor belki de, değil mi? Tabii o çözüm olur demek, işte umut etmek, pozitif bakmak. Zaten siz pozitif baktığınızda enerjiniz yükselir ve çözümler gelmeye başlar. Aa evet ya, şöyle yaparsam bu çözülür diyebilmeye başlarsınız. Yani çünkü yolları arıyoruz aslında, evet. Orada ve belki o kadar aradığımız için bu sefer çözüm yollarını daha net görebildiğimiz oluyor. Tabii o sizin, yani kendinizi iyi hissettiğinizde, o gücü kendinizde bulduğunuzda çözümü üretebiliyorsunuz. Var çünkü çözüm her zaman var. Kişi zaten pozitif baktığında enerjisi yüksek olacak. Enerji yüksek olduğunda zaten motivasyonumuz yüksek oluyor. Kendimizi güçlü hissediyoruz. O zaman beyin çözümler buluyor. Çözüm her zaman bulunur. İnsan böyle bir yapı. Karamsar bir bireyle aslında ne kadar hayata pozitif baktığını bildiğimiz bir bireyi kıyasladığımızda, karamsar olduğu zaman aman zaten çözüm yok ki deyip çözüm aramaya bile gerek duymuyor. Aslında biraz bununla da ilgili. Ama pozitif bakan biri, ya illa bir şey olmalı, kesin bir çözümü vardır, şöyledir, böyledir, sürekli ihtimalleri düşünerek hareket ettiği için, sürekli alternatif yollara bakmaya çalıştığı için illa bir noktada kendini mutlu etmenin, kendini iyi hissetmenin yolunu da buluyor. Var zaten. Yani her zaman pozitif negatifi yener. Her zaman çözüm vardır. Her ne zaman güzel söylediniz. Kesinlikle öyle. Yani pozitifin olmadığı yerde negatif vardır. Işık olmadığı zaman karanlık görürsünüz. Aslında hep var ve her zaman yener. Her zaman üstün. Bundan hiç kuşkusu olmasın insanların. Pozitife baktığında gerçekten çözüm kendiliğinden geliyor. Görüyoruz. Çözüm orada durur aslında. Bazen de böyle düşünürüz. Ya aslında gözümün önündeymiş, görmüyormuşum diye. Ah, aradığım şey buradaymış yani demek neyi, gibi. Evet, neyi görmeyi seçiyorsam onu görüyorum. Aslında her şey var sistemde. Sonsuzsunuz. Her şey var. Ben nasıl bakıyorsam, nasıl algılıyorsam beyin onu seçer ve onu dünyasında var eder. Bunu hiç unutmamak lazım. Çok keyifli bir sohbet oldu. Pozitif kalmanın gerçekten ne kadar önemli olduğunu anladık. İyi ki geldiniz. Çok teşekkür ederim. Evet, bu bölümde iyi kalmanın, sağlıklı olmanın sadece bedenle veya zihinle olmadığını, ruh beden zihin dengesinin ne kadar önemli olduğunu konuştuk. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere, hoşça kalın.